Merhaba arkadaşlar. Bugün LED floresanlar ve normal elektronik balasla çalışan ve mekanik balasla çalışan floresanların güç tüketimlerini, lükslerini hesaplayacağız. Hangisinin ışığı şiddeti daha fazla? Hangisinin tasarrufsal olarak daha bizim için avantajlı olduğunu karşılaştıracağız. Şimdi LED floresanlarımızla işe başlıyoruz. Ürünü çalıştırıyorum. Şimdi ölçü aletimizin üstünde amperimetre konumunu aldık. Unutmayın, bunu siz de evde yapabilirsiniz ama amperimetre devreye her zaman seri bağlandığı için bazen ölçü aletimiz bozulabilir. Dikkat edelim, siz de deneyebilirsiniz bunu. Şu an 0.317 miliamper çekiyor LED donanımımız. Şuraya ben notumu aldım. 0.317 miliamper çekiyor. Tekrardan ben şimdi güncel voltajımızı ölçeceğim. Çünkü bazen dalgalanmalar olabiliyor. Ölçü aletlerinin toleranslar olabiliyor. Elektrikten çekiyorum. Ölçü aletimizi voltaj kademesine alıyorum. Ve devremizden çıkarıyorum. Bu bildiğimiz bizim kendi evimizde kullandığımız şebeke elektriğinin ölçümünü yapacağım şimdi. Şunu alternatif akımda voltaja. Evet, 219.3 volt. Olaraktan gördük. Biz amperajda da bu değeri aldığımız için 219.4 volt. Şimdi wattajımızı hesaplarken akımı voltajla çarptığınız zaman bize gücü verecektir. Şöyle hemen hesap makinemizi elimize alalım. 0.317 çarpı 219.4 volt dediğim zaman 69.54,54 lüksünü ölçeceğiz. Evet, lüks metrelerimi aldım. Şurada görüyorsunuz. Şu an 1219-1220'leri görebiliyorum. 1220 lüks olaraktan. Biz ortalama 1200 değeri, yani 1 metre mesafesindeki değeri aldık. Şimdi aynı şekilde diğer elektronik balastaki ürünümüzün de hesabını yapıp karşılaştırmalarını beraber göreceğiz. Evet, şimdi de elektronik balastlı ürünümüzün tanıtım yapacağız. Bu bildiğimiz floresan, içerisinde Philips'in elektronik balastı mevcut. Ampermetremiz şu an kaç gösteriyor? 0.315 gösteriyor. Miliamper olarak gösteriyor. Daha sonra voltumuzu yine aynı şekilde aynı 219.4 volt olaraktan hesaplıyoruz. Şimdi hemen güç hesabını yaparaktan aradaki kullanmış olduğu wattaj değerini ve bunlarda en önemli olan özellik ise lüks değerini görmemiz gerekiyor. Şöyle 0.315 çarpı 219.4 volt dediğim zaman 69.11 watt olaraktan çıkıyor. Şimdi lüksümüze baktığımız zaman aradaki farkın, yani şunun bir tanesinin bunun iki taneye eş değer olduğunu neredeyse göreceğiz. Evet, şu an sadece siz de görebilirsiniz. Aynı seviyede tutuyorum. ...550-560 lüks olaraktan buraya yazıyorum. Evet, ikisi arasında kıyaslama yaptığımız zaman İkisi de hemen hemen aynı wattajı çekiyor. Bir tanesi 69.54 watt çekiyor, iki tanesi olaraktan. Diğeri ise 69.11 watt olaraktan çekiyor. Arada küsuratlar var, öyle söyleyeyim. Yalnız lüks değerine baktığımız zaman, ışıma açısına baktığımız zaman bunun bir tanesi, bunun iki tanesine denk geldiğini görebiliyoruz. Örnek olaraktan şöyle yapalım. Bunun iki tanesini şunu da tekrardan bir tane olaraktan bağlayaraktan aradaki farkı size gösterelim. İki taneyi bir tane düşürerekten aradaki wattaj değerini göreceğiz. Şöyle hemen bir tanesini off konumuna getirdikten sonra hemen çıkan amperajımızı gördük. Şuraya ben bir hemen yeni bir sütun açaraktan çekmiş olduğu akım 0.159 miliamper. Voltajımız yine 219.4. Hemen wattajımızı hesaplıyoruz. 0.159 çarpı 219.4 dediğimiz zaman sadece 34 watt
34.88 watt olaraktan çıktı. Ve hemen şimdi lüks metremizi alıyoruz. Ölçümü yapıyoruz. Evet, aradaki fark şu şekilde görebilirsiniz. 800 seviyelerinde. Bir tık daha böyle hani aynı seviyeye kaldırdığım zaman, 1 metreye kadar kaldırdığım zaman 720'lere kadar çıktığını görebiliyorsunuz. Tek bir floransa 720 lüks oluyor. Bu da demek oluyor ki evimizdeki kullanmış olduğumuz floransanlar, eski tip floransanlarla yeni tip led floransanlar karşılaştırdığımız zaman lüks olaraktan bunun bir tanesi, onun iki tanesinin daha fazla lüksüne sahip. Wattaj olaraktan da bunun bir tanesi sadece, artık kıyaslama yaptığımız zaman bir tanesi 34 watt çekerken diğeri yaklaşık 69 watt çekiyor. 70 watt kadarıyla bir şey çekiyor. Şimdi mekanik balansla floransanımızın güç tüketimini hesaplayacağız. Şu an bu armatürümüz ikili bir armatür. İçerisine ama ben bir tane mekanik balast ve starter montajı yaptım. Bir adet üzerinden hesaplayaraktan aynısını çarpan 2 yapacağız. 2 tanesi için çarpı 2 dememiz gerekiyor. Şu an mesela bağladığımızda amperajımız, şuraya yazıyorum hemen, 0,381 miliamper çekiyor. Voltajımız yine aynı şekilde 219.4 olaraktan çarpacağız. 0,381 dedik çarpı 219.4 dediğimiz zaman 83 watt güç tüketimi yapıyormuş. 83.59 watt diyoruz buna. Hemen bunu tabi tek bir balast, tek bir starter, tek bir floresan için düşünüyoruz. Bunu çarpı 2 dediğimiz zaman şu anki kullanmış olduğunuz evinizdeki veya işte ofisinizdeki, iş yerinizdeki floresanlar, eski tip floresanlar, iki de sadece armatür, yaklaşık 160 wattlık bir elektrik tüketimi gerçekleşir. Şuraya hemen çarpı 2 dediğimiz zaman 160 wattlık bir elektrik tüketimi oluyor. Tek bir floresanın yine aynı şekilde lümenini ölçtüğüm zaman göreceğiz. Yine aynı şekilde 1 metreden falan ölçtüğüm zaman, evet arkadaşlar, hemen hemen 280-290 civarında. Zaten ikili olaraktan da ölçtüğümüzde 550 falan çıkmıştı. Gördüğünüz gibi. Bu da demek oluyor ki sonuç kısmına geldiğim zaman led floresanlar lüks olaraktan çok fazla ışık verdiği için biz iki tane normal floresan yerine bir tane led floresan kullanabiliriz. Eğer ki elektronik balast değil sistemleriniz, halen mekanik balast kullanıyorsanız güç sarfiyatı da nereden baksanız iki katı. Evet, sonuç olarak da şuna gelebiliriz. Yazmış olduğumuz notlardan çıktığımız zaman led olan ikili armatürümüz 69 watt tüketiyor şu şekilde. Elektronik balastığımız yine aynı şekilde 69 watt tüketiyor. Mekanik balastığımız ise 160 watt tüketiyor. Bu da demek oluyor ki evinizdeki, iş yerinizdeki, ofisinizdeki eski tip floresanlar, bu 120 santim için geçerli tabi, eski tip floresanlarınız halen mekanik starter ve balastla çalışıyorsa saatte 160 wattlık bir tüketim gerçekleşecektir. Bunun yerine LED'e döndüğünüz zaman wattajınız 69 watt olacak. Şayet elinizde elektronik balastlı bir ürün var ise de şu eski floresanlar yerine yeni led floresanları kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle de ürünü, şöyle bir tanıtımını gerçekleştirelim. Şu şekilde görüyorsunuz. Üzerinde fiberglass'tan oluşan bir cam yapıdır. Ezilmeye, tükürmeye karşı dayanıklıdır. Arkası full alüminyum soğutuculudur. Şu şekilde hem 120 santimi hem 60 santimini göstereyim. Bunlarda güzel bir özellik vardır. Rotation olayı vardır kafalarında. Şu şekilde. İstemiş olduğunuz açıya göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani buradaki temel amaç bu günümüzdeki elektrik faturalarında tasarrufa yönelmek için led floresanı tercih edebilirsiniz.